İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Yılmaz'a bakmıştım. Yılmaz'a mı? Kim gelmiş hayatım? Merhaba. Merhaba. Ben yanlış bir zamanda geldim galiba. Akşam vakti rahatsız ettim, kusura bakmayın. Yarın daha uygun bir zamanda kapı önünde falan rastlaşıp konuşuruz artık. İyi geceler. Hanımefendi bir dakika durun. Bizi emretmişsin Harun abi. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk abi. Size iş çıktı. Bizi biliyorsun. Biz işkolik adamlarızdır. Bilirim. Evet. Nedir abi? Bak. Adamın adı Yılmaz. Göktürk'te ufak bir fotoğrafçı dükkanı var. Eyvallah abi, biz de. Abi ben bir şey anlamadım. Adamın kendini mi dağıtacağız yoksa dükkanını mı? Elinizdeymişken ikisini de dağıtıverin. Eyvallah abi. Hadi bakalım. Saniye sonra oradayım. Harun nerede? Sporda. Nereye gidiyorum dedin ona? Şirkete gidiyorum dedim. Bende yalan yok. Yalnız çok fazla vaktimiz yok. Bilgisayarından flash disk gibi dosya atıp hemen döneceğim dedim. Arayıp kontrol eder birazdan. Gel buraya gel. Ne konuşacaksanız şimdi konuşabilirsiniz. Gerçekten. Ben Yılmaz'ın yabancısı değilim. Hem ben de merak ettim konuyu. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Kaç defa söyledim size çöplerimizi kapının önünde bırakmayalım diye. Bakın belediye hiçbir masraftan kaçınmamış. Oraya titanik kadar çöp tenekesi koymuş. Biz Ahmet üşenmeyeceğiz, yürüyeceğiz oraya kadar. Şurada yan kapı komşusuyuz. Daha fazla kırmayalım birbirimizi. Ben bir yanında oturuyorum da. Doğru söylüyor Yılmaz. Hiç yolun ortasına çöp konur mu? Hadi onları bir koşu git at gel. Ne olur. Hayır, sonra sokak köpekleri parçalıyor o torbaları. Bütün sokak çöp kokusu içinde. E tamam canım, uzatma sen de artık. Aa, anladık. Söyledim işte, Yılmaz git dedim, at çöpleri dedim. Ne yapalım, akşam vakti senin için açık otur mu düzenleyelim burada? Yok tabii. Gerek yok böyle bir şeye. Bence de gerek yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bir tane. Tamam, o zaman ben çöpe atıp geliyorum hemen. Tamam, çabuk gel ama yemeklerimiz soğumasın. Ocakta et var, yanmasın. Tamam. Niye sağlayayım? Ne bileyim. Bu çöp bahanesini son anda uydurup durumu bozuntuya vermediğin için. Bahane değildi ki o. Gerçekten artık çok ağır rica ediyorum. Kaldırıma bırakmayalım çöplerimizi. Tamam. Ben de bu sefer çok ağır söz veriyorum sana. İnan bana, bir daha olmayacak. Ne oldu? Bayağı tırsıyorsun galiba kız arkadaşından. Yok, o benim kız arkadaşım değil. Tamam bana ne canım. Beni hiç interes etmiyor senin özel hayatın. Yalnız çok merak ediyorum. Nereden buluyorsun bu hepsi aynı züccaciyeden çıkma süslü teflon tava tipli kızları? Bir havalar, bir artistikler falan. Lütfen ama böyle konuşma. O kız benim kız... Bak gerçekten. Herkes kendi hayatını yaşıyor bu dünyada. Kimsenin kimseye söz söylemeye, onun yanındakiyle yargılamaya hakkı yok. Ben çok saygı duyuyorum senin seçimlerine. Sağ ol.
Ama zaten ben o kadınla evli... Ama insan seçerken biraz kızın karakterine bakar ya. Tamam kız güzel, Allah'ı var. Gözler yeşil şahane. Saçlar kızıl yıkılıyor. Ama konuşmaya başladı mı? Önce kendini bitirdi, sonra da beni. Tamam ki sanladık canımlar falan. Sanırsın mahalle kabadayısı. Çok güzel olmuş. Biraz baharatla daha güzel olur. Nerede bu baharatlar ya? Akşam yemekten sonra yaparım bunu da. Aa, yemek kitabı mı acaba? Bu ne ya? Yılmaz'ın oyun kitabı. Artistlik yapıyor. Ya bak ama lütfen beni dinle. O kız hakkında böyle aman konuşmaman... ben sevmesem ne olacak ki, değil mi ama? Sen böylelerinden hoşlanıyorsun, kimine ki? Sonuçta senin özelin bu. Yarın bu gider, başka bir tane gelir. Al birini vur etekine. Adam resmen katalog yapmış ya. Vay be. Bak gerçekten sinirlenmeye başlıyorum Lidya. Ya tamam sinirlenme hemen. Takılıyorum sana. Ama şunu da itiraf etmem lazım ki bir konuda çok şaşırttın beni. Son 2-3 gündür dikkat ediyorum. Sabah işe giderken, akşam eve döndüğümde falan... Hep aynı kız var senin evinde. Biz önceden her gün senin evden başka bir kızla çıkmana alıştığımız için mahallecek şoktayız şu anda. Pazar günleri matine Suha'ya çifte seans yapıyordun. Onu hiç saymıyorum. Bak ama önce bir dinlersen beni anlatacağım sana zaten. Tamam ya, takılıyorum. Kızma hemen. Yani seni bilmesem, bu sokağa yeni taşınmış olsam o kızı senin karın sanırdım, biliyor musun? Ha? İşte ben de zaten sana onu söylemeye çalışıyorum. Ama ya. Ama Allah'tan yok öyle bir şey. Düşünsene, meğerse sen evliymişsin. Bana Antalya'da yalan söylemişsin. Ben bekarım, yalnızım. Böyle böyle diyerek beni kandırmışsın. Sırf benimle bir gece geçirmek, beni de diğerleri gibi kötü emellerine... Neyse ya, sinirlerim bozuluyor düşündükçe. Ben nasıl düştüm bu tufaya, hala aklım almıyor ya. Ya tufa deyip durma ikide bir de. Ben kimseyi tufaya düşürmedim. Sen dedin lütfen bana yardım et. Bir gecelik benimle sevgili taklidi yap. Eski sevgilimi kıskandırmam lazım diye. Ben sevgili taklidi yap dedim canım sana. Beni önce içir, sonra kumsala götür, orada da... Tövbe tövbe. Aklıma geldikçe deliriyorum ya. Ya kızım. Ya şimdi ben seni zorla mı götürdüm oraya? Neyse canım. Allah'tan evli falan değilsin. Bir değil olsaydın ben zaten anında alırdım senden intikamımı. Aha. Hiç yanına bırakmazdım bu adiliğini. İntikam derken? Ne bileyim. Gider anlatırdım karına her şeyi. Gerçekten mi? Tabii canım. Sonuçta hem bana hem karına ikisi bir arada çip vurgulu renge gibi boy boyunu takmış olurdun. O da benim gibi mağdur olacağından gerçekleri bilmek onun da hakkı. İyi de ben o gece zaten sana durumumu anlatmaya çalışıyorum. Ama Allah'tan böyle bir şey yok. Allah kimsenin başına vermesin böyle karaktersizce bir şeyi. Ya ya amin. Efendim hayatım. Hadi bir çöp atmak yarım saat mi sürer? Bir çöp daha varmış da burada. Onu gördüm ben son anda hayatım. Şimdi onu da atayım. Geliyorum hemen. Hadi acele et, çok acıktım ben. Tamam. Hemen geliyorum bebeğim. Oo, hayatımlar bebeğimler falan. Bakıyorum bu defa olay bayağı ciddi. Ya yok. Biz onu öyle şaka... Öyle ne canım?
Evli olmadığın sürece, yani bana yalan söylemediğin sürece hiçbir sorun yok benim için. Bu kızcağız da benden sonra Tufa'yı düşünmüşsün anlaşılan. Bak hala Tufa diyorsun ama ya. Neyse, ben artık şu çöpe atayım. Sana da iyi geceler diliyorum, tatlı rüyalar. İyi geceler. Ah, Yılmaz. Ha, efendim. Ben neden bu akşam senin kapına geldiğimi söylemeyi unuttum sana. Evet, ben de onu soracaktım. Neden geldin sen benim kapıma? Hani bundan sonra uzaktan merhaba merhaba komşular olacaktık sadece? Yarın akşam Harunlar, yani şu benim eski sevgilim ve onun insanüstü sevgilisi bana yemeğe geliyorlar. Neden? Sen sadomazoşist misin yani? Ha, anlamadım. Kendine acı çektirmeyi mi seviyorsun? Hayır tabii ki. Kız benim onun ne büyük bir yalancı ve boyun üzgülü olduğunu bildiğimi bildiği için bana karşı saldırıya geçmeye çalışıyor. Aklınca bizim seninle sahte sevgili olduğumuzu ispatlamaya çalışıyor Harun'a. Doğru söylüyor. Öyleyiz zaten işte. Olmaz işte. Hı? Benim en azından bir gece daha Harun'a karşı bu oyunu devam ettirmem lazım. Çünkü olayı bilmiyorsun sen. Neler oldu? Bilmemeye devam etsem olmuyor mu? Kız Harun'u boynuzladığı çocuğu yanına asistan olarak aldı. Harun, ben, kız, boynuzcan hepimiz aynı şirketteyiz. Ben burada boynuz üçgeni şeklinde çalışıyoruz şu anda. O zaman konuyu şöyle bir soruyla toparlayayım. Bana ne bütün bunlardan? Şöyle sana ne? Senin yarın akşamki yemeğe katılıp bir akşamcık daha benim sevgilim olmaya devam etmeni rica ediyorum senden. Gecenin en güzel esprisi bu oldu işte. İyi geceler. Artist. Gıcık. Neredesin Yılmaz? Sokak köpekleri falan vardı aşkım çöp tenekesinin önünde. Önce onları kovalamam gerekti. Bana havladılar, sonra saldırmaya falan kalktılar. Bayağı bir heyecanlı geçti yani bu çöp atma macerası. İyi ki sen gitmedin, ben gittim. Kahraman kocacığım benim. Hadi çıkar şunu çabuk. Sana sürpriz yaptım. Bütün yemekleri ben yaptım. Biraz mobilya ve beyaz eşya masrafı yaptık ama iyi oldu. En azından iki bağımsız ev oldu. Zırt pırt rahatsız edemezler artık bizi. Oh, dünya varmış. Şerif abi, bizim evin tuvaleti olmadığından senin havuzunkini kullanıyoruz. Ne? İyi yapıyorsunuz evladım. Eyvallah. Yalnız birazdan burnunuza inceden sevimsiz kokular gelirse çok fazla panik yapmayın. Bugün senin dükkanda pizzadan pide, pideden lahmacuna coşarken hamuru biraz abartmışız. Ne diyor bu be? Ya yerken iyi de çıkarken biraz sıkıntı yaratıyor. Senin tuvaleti hafiften biraz tıkadım. Ama merak etme, benim logarcı arkadaşlar var belediyede. Yarın gelip hallederler, sıkıntı yok yani. Öf. Hadi iyi akşamlar. Şerif, acaba Allah diyorum Allah. Bahçenin ortasına duvar mı ördürseydik ha? Olabilir. Üf. Aferin, hadi bir an önce yap, yatacaksın çünkü, hadi. Oğlum, yapsana. Oğlum, yapsana. Lan bir şey söyle şuna ya. Çekil lan sen de. Ne vuruyorsun? Aa, tamam. Baba, bir şey kaçırdın mı? Yok ya, özeti daha yeni bitti. He, eyvallah. Aha, başlıyor başlıyor. Koş lan koş. Çekil oğlum. Çekil lan. Bak çekil. Çık lan önümden. Ya bir şey söyle anne şuna ya. Vurma çocuğu kafasına. Aptal olacak sonra. Dersine bak lan sen. Evlatlarımızın zihinsel ve ruhsal gelişimi için onlara birer yetişkin gibi davranmamız gerekiyor. Oğluşum gel. Yemeyeceğim ben. Aa, olur mu canım? Sen test çözüyorsun, mineral gitmesi lazım şu beyinle. Hadi bakayım çocuğum. Hadi aferin. Al bir tane. Aferin benim oğluma. Oğlum. Hadi aç ağzını. Aç 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 aç. Hop. Heh, annemiz de geldi oğlum. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk hayatım. Oğluşum. Kuzum.
Ay çok özledim ben seni. Küçük kuzum benim. Merhabalar. Merhaba. 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 Biz yeni taşındık buraya. Aa. Aa, öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz de alt katta kimler oturuyor diye merak ediyorduk. Biz oturuyoruz. Ben Aynur, eşim Korkmaz. Memnun olduk. Ben Gamze, Sinan da eşim oluyor. Aa, evlisiniz demek. Ne güzel. Biz de evliyiz, hatta çocukluyuz. Ya. Bu da aşkımızın biricik meyvesi oğlumuz Şerifcan. Ay. Şerifcan. Merhaba Şerifcan. Sinan şunun tatlına bak. Evet, aslan gibi. Maşallah sana. Gözler annesine benzemiş ama. Evet, herkes öyle söylüyor. E tabii, aslanlığını da babasından alıyor. Sizde var mı çocuk? Çocuk mu? Yok, biz daha yeni evlendik. Önümüzdeki ay daha birinci yıl dönümümüz olacak bizim. O yüzden şimdilik düşünmüyoruz. Ne güzel. Önce bir gezelim, tozalım diyoruz. Gençliğimizi yaşayalım, değil mi hayatım? Aynen öyle. Hem çocuk olunca olay bitiyor diyorlar. Ay ben bunu kimlere söyledim? Hayatım, acele edelim. Kaçıracağız konseri vallahi. Hadi. Doğru söylüyorsun. Kusura bakmayın Aynur ablacığım. Çok ünlü bir rock grubu gelmiş de İstanbul'a. Onun konserine gidiyoruz. Arkasından da after party'ye geçeceğiz. Hani size de gelin diyeceğim ama... Şimdi malum tahmin edebiliyorum çocuk falan biraz zor. Anlayabiliyorum. Neyse artık başka bir zaman beraber bir şeyler yaparız. Olur mu? Tabii olur. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Şerifcan. Hadi hoşça kal. Bay bay. Hadi bay bay. Hoşça kalın. Güle güle. Oğlum. 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 Kuzu. Ay. Hadi mamayı yemeye devam edelim. Bitirelim bunu değil mi oğlum? Ham yapalım bitirelim. Ham. Bu ne ya? Hiç pişmemiş. İğrençmiş. Nasıl olmuş kuru fasulye? Şahane olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Onu ye, daha bir tabak kapuska koyacağım sana. Kapuska mı? Kapuska benim en sevdiğim yemek. Çok sağlıklı ve besleyici. Hapisteyken 4 gün çıkıyordu. Oradan kalan alışkanlığım. Ne güzel alışkanlıkların var gerçekten karıcığım. E hadi ne duruyorsun, yesene. O tabağın hepsi bitecek söyleyeyim. Şu az önce gelen komşu kadınla ne var aranızda? İyi misin? İyiyim. Su yanlış yere gitti bir anda. Zor yerden sordum, ondandır. Zor yerden derken? E baksana, Betim benzin attı birden. Boğuluyordun aşkım. Saçmalama ama hayatım. Ya ne alakası var şimdi?